Kedi mi oldun? Alina'ya mı özendin? Bak istersen kulağından tutup getireyim Alina'yı sana. Merhaba. Merhaba. Anam. Arkadaşlar biz Elif'le baş başa kaldık. Baba. Lera yok bizim. Ha? Aa evet sen orada da kedisin. Bak burada da bir kedicik var. Göstereyim mi arkadaşlara kediciyi? Dur. Bir kedicik de burada var. Yatışa bakar mısınız arkadaşlar? Alina artık yatağın içinde durmaktan vazgeçti. Bu evinin içinde durmaktan kapıyı kolluyor. Çünkü ufaklıklar bazen ayaklanıyorlar. Böyle kapıya doğru geliyorlar. Hemen koşturuyor gidiyor onlara. Evet. Böyle kapıda bekçilik yapıyor değil mi Alinacık? Evet. Miau. Miau miau. Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyor musun? E söyledim ya şimdi oyuncak var, sürpriz var sana diye. Çok güzel bir sürpriz ama çok beğeneceğim bir sürpriz var. Ne oldu şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Yatışa bak yatışa. Yatışa bak yatışa. Yoruluyor arkadaşlar. Aslında hiçbir şey yaptığı da yok ama zannedersem süt emzirirken çok yoruluyor. Böyle kendini bırakıyor. Hiçbir yere gidecek hali kalmıyor Alina'nın. Hiç oyun da oynamıyor. Ama çok sağlıklı artık. Eskiye göre çok daha iyi. Ben istersem. Dur yavaş 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 kamerayı sallıyorsun dur. Öyle yatıyor değil mi? Bul 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 tüm sütünü yemiyorlar. Hadi geç bakalım karşıya. Açalım seninle sürprizi. Nasıl bir sürpriz var sence? Bilmiyorsun. Geliyor. Kedi gibi değil. Hayır. Kek. Ne bu? Elif işin doğrusu bunu ben de hiç bilmiyorum. Bu... Yani böyle bir şans mı, zeka oyunu mu diyebilirim. Sushi'ni seç diyor. Sushi biliyorsun ya, sen seviyorsun sushi. Anne çok seviyor değil mi? Bu hızlı ve evet ve dede ve dede seviyor ve anne seviyor. Bir de Elif seviyor. Ben sevmiyorum arkadaşlar hiç. Bu hızlı ve eğlenceli oyunda amaç elinizde bulunan sushi alternatiflerinden en iyi kombinasyonu oluşturmak. Yani sana böyle değişik kağıtlar verecek. Onun üzerinde yiyecekler olacak. Sen onlardan en güzelini yapmaya çalışacaksın. Şimdi bu oyunu arkadaşlar almamdaki en büyük şey ben de ne zamandır söyleyip duruyorum şu oyuncaklar neden yerli değil, oyuncaklar neden yerli değil diye. Çok kızıyorum yani. Çünkü aldığımız oyuncakların nereden baksanız %80 %90'ı yabancı markalar. Hep yabancı firmalar. Ve ithal. Yani yabancı marka olmasının yanında bir de tabii ki Türkiye'de de üretilmeyen oyuncaklar. Bu yerli bir oyuncak. Yerli bir kutu oyuncak olması benim çok ilgimi çekti. Onun için özellikle almak ve bakmak istedim. Size de göstermek istedim. İnşallah da beğenirsek oyunu. Sık sık oynarız ve size de sık sık gösteririz. Oo, dur bakayım. Okumak yok. Okumak. Ne bu böyle? bir sürü kuralları bilmem nesi varmış bunun ya. Oo. Bu kadar büyükler için mi bu oyuncak? Hop hop hop. Ne yazıyor burada? 8. Oo, 8 yaş. Elif bay bay. Elif bay bay. Alina gel sen biz seninle oynayacağız. Elif oynayamıyor ama, bunu. Ama yine 8 yaş değil ki. Ama kedilerde 2 yaş kedilerde çok büyük bir yaş sayılır. Hatta Alina 1,5 yaş doğru. 2 yaş bile değil. Doğru. Doğru. 8 yaş Alina da yoktur. Ama Elif bu oyun bayağı bir zor bir oyuna benziyor ya. 11 yaş. 11 yaş mı o? 1. 1 yaşında mı? Hayır canım 1 yaşından fazla. Hayır. 1,5 yaşında var. Alina Ekim doğumlu Elif. Ekim 2016. Ekim belki Kasım. O civarlarda doğumlu. Onun için yani 1,5 yaşında var Alina. Of 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 çok fazla ama ya bu. Açacağım Hayır açacağım da Elif bunu baba, biz nasıl oynayacağız biz? Seninle bunu oynayamayız ki. Zor gibi geliyor bana. Baba okumak Heh. Yok. Okumak yok. Ben bunu okuyacağım da. Bakalım buralarda da bir şeyler yazıyor mu acaba? Bakayım. Nasıl kağıtlar? Ne var üzerlerinde? Bak, yani sushi aynen. malzemeleri var arkadaşlar aynen. kağıtlarda. Yani aslında... Aynen. Bakmayın ben zor zor diyorum da bir defa okusak herhalde size de anlatmam kolay olur. Pahalı da bir oyun değildi arkadaşlar işin doğrusu. Yani böyle oyunlarda kutu oyunlarında tabii genelde
maliyet çok düşük ama zaten bunun yaratılışına veriyorsunuz. Ürünün üretimine veriyorsunuz bu bedeli. Kutu oyunlarının onun için bedelleri çok enteresan oluyor. Yani bunun belki maliyeti 3-5 liralık bir şeydir ama satın almaya kalktığınız zaman ithal bir ürün olsa bu belki 80-90 lira vereceksiniz ama o kadar pahalı bir şey değil, bu yerli bir ürün. İnşallah beğenirsek de size de almanızı isteyeceğim ama bilmiyorum, ben bir bakayım bakalım. Bir önce ben şunu bir okuyayım arkadaşlar, sonra devam edelim kaldığımız yerden. Arkadaşlar ben pes ettim. Ben pes ettim, yaklaşık 7-8 dakikadır okuyorum bunu. Yani anlaşılmayacak şekilde değil. Oyun çok güzel ama birkaç defa denemek lazım. Yani oyunu öğreninceye kadar denemek lazım. Ondan sonra ancak tam olarak şey yapabilirsiniz. Oyuna adapte olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Ama çok zevkli bir oyun. Anladığım kadarıyla. Biraz kafa da yoracak bir oyun. Şimdi burada değişik kartlar var. Burada bakın gösteriyor zaten kartları, özetini. Değişik kartlar var. Mesela 2 kişiden kaç kişiye kadar? 5 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Eğer 2 kişi oynuyorsanız 10'ar tane kart alıyorsunuz. 3 kişi oynuyorsanız 9'ar tane kart alıyorsunuz. 5 kişi oynuyorsanız da 7'şer tane alıyorsunuz. Kalan kartları ortaya kapalı olarak kapatıyorsunuz. He? 2 kişi olursa 10'ar tane alacağız. Yani karıştıracağız kartları. 10 tane sen, 10 tane ben alacağız şimdi. Ondan sonra kartlar da böyle arkadaşlar, bakın. Değişik değişik kartlar var. Yani sushi yaparken kullanılan şeylerle ilgili, malzemelerle ilgili kartlar yapılmış. Mesela Maki Roll diyor bir tane. Öyle bir kart var. Tempura diye bir kart var. Sashimi diye bir kart var. Çin mantısı var. Nigiri var. Wasabi var. Çubuklar diye bir kart var. Puding diye bir kart var. Şimdi bu kartlarda bir kart seçin, aynı anda kartlarınızı açın. Desteği solunuza verin. Yani 10'ar tane aldıktan sonra şimdi herkes birbirinin kartlarını öğreniyor sonradan. Nasıl öğreniyor? Hadi babacığım bunları karıştıralım mı? Mesela bu Maki Roll kartı. Üzerinde bakın farklı sayılarda Maki Roll'lar var. Ben alacağım. Görüyorsunuz, birinde 3 tane, birinde 2 tane. Ondan sonra puding kartı, bu tatlı kartı. Bu oyun 3 aşamada oynanıyor. Önce bir karacağız, tamam mı babacığım? Önce tüm kartları bir karıştıralım. Getir, ben bir deste yapayım ben bunu. Şöyle. Ondan sonra 10'ar tane karşılıklı vereceğiz ve oyuna başlayacağız. Şimdi burada amaç size puan getirecek kartları önünüzde açık tutabilmek. Bir tane kart önünüze açıyorsunuz. Kalan kartları bir solunuzdaki oyuncuya veriyorsunuz. Yani bu 10'ar tane olduğu için yani 9 defa el değiştirmiş olacağız. Ondan sonra burada farklı en sonda elinizde son bir tane kart kaldığı zamana kadar devam ediyor. En son elinizde bir tane kart kaldığında da altta böyle bir sürü kartlar açılmış oluyor. Açılmış kartların içinde size puan topluyorsunuz. O puanları sayıyorsunuz. Ve o puan, en çok puanı kazanan oyunu kazanmış oluyor. Orada bak, ilk bir kez de arkadaşlara gösterebilir miyim? Kartların şeyleri var arkadaşlar. Yani en son elinizde kalan. Evet. Birini bakın mesela, en son önünüzü açtı. 10 tane sana, 10 tane de bana ver kızım. En son önünüzde açtığınızda kartlarda en fazla Maki Roll olan kişi 6 puan alıyor. Maki Roll bu. 6 puan alıyor. İkinciye de 3 puan oluyor. Ondan sonra ikili set. Kimde ikili set varsa her ikili sete 5 puan veriliyor. Tempuralardan. Sashimi'de üçlü set olması gerekiyor. Kimde üçlü set varsa ona 10 puan veriliyor. Çin mantısında her Çin mantısına puan veriliyor. Arttıkça puan da katlanarak artıyor. Bir tane Çin mantısına 1 puan. 2 taneye 3, 4 taneye 10, 5 taneye 15 şeklinde katlanarak artıyor. Tamam, biliyorum. 10 mu? Onları göstermeyeceksin ama bana. Ondan sonra nigiri, kalamar 3 puan, somon 2 puan, yumurta 1 puan. Eğer nigirinin üzerinde wasabi kartı varsa bunu 3 ile çarparak puanları yazıyorsunuz. Çubuklar da önemli. Çubuklar bir sonraki turda
İki sushi kartını daha kıymetli kartla değiştirebiliyorsunuz. Puding de 3 turun en sonunda puding. Elinde en çok puding olan kişi 6 puan alıyor. En az puding olan da -6 puan alıyor. Ve bu puanlar sonra toplanıyor. Kimin en fazla puanı varsa o oyunu kazanıyor. Şimdi şöyle bakalım. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla şimdi oynamaya çalışalım. Tamam, bekliyorum ben seni. Bakın sashimi kartı var. Üçlü sashimilere puan veriyordu. Kalamarlı nigiri var. Wasabi nigiri var. Wasabi nigiri kartı bir tane daha var. Bir tane çubuklar var. Çubuklarla bir sonraki o ele geçtiğimizde kart değiştirebiliyorduk. Çin mantısı fazla olduğu zaman katlanarak puan veriyordu. Yani bunların hepsinin değerleri var. Şu tempura çiftli olanlarına puan veriyordu. Yani iki tane olursa size, sana 6 puan veriyor. Bir tane önüne kızım, bir tane kartı önüne açacaksın. Öbürlerini bana vereceksin. Anladın mı kartlarını? Koydum bir tane. Bir tanesini önüne açıyorsun. En kıymetli kartlardan birini. Yumurtalı nigiri. Yani burada hani sushi yaparken de böyle değişik kıymetli sushi yapmayı. En kıymetli kızım değişiyor. Bunu sana nasıl anlatayım? Sashimi mesela üçlü set. 3 tane sashimi varsa 10 puan alıyorsun. Çin mantı sashimi, evet. Ondan 3 tane varsa 10 puan alıyorsun. O güzel. Nigiriler güzel puan. Aslında nigiri, kalamari, kalamar nigiri mesela 3 puan. Ama üzerine wasabi kartı koyduğunuz zaman 9 puan oluyor. Yani tek 2 karttan 9 puan almış oluyorsunuz. Sen onu açacaksın, aşağıya koyduğunu kızım açacaksın. Ne koyduğunu ben göreceğim. Buraya koyacaksın. Ben sashimi alayım bak. Şu anda mesela bende sashimi var. Üçlü sashimi yaptığım zaman 10 puan olacak. Bir tane sashimiyi böyle koyayım. Sen de mi sashimi aldın? O zaman bunu benim koymamam lazım. Çünkü ben bunu koyarsam sonra sen de biriktireceksin. Nigiri koyayım ben o zaman. Kalamar nigiri koyayım. Kalamar nigiri 3 puan. Bunun üzerine wasabi koyduğum zaman arkadaşlar 9 puan olacak. Böyle bir oyun. Şimdi bu kalanları sana vereceğim. Sen de sende kalanları bana vereceksin. Evet. Şimdi kalamar, buraya şimdi bir tane daha kart koyacağız. Başka kart. Evet. Bunun üzerine. Ben mesela yanına bir tane daha kart koyacaksın. En kıymetli gördüğün kartlardan. Sen onun aynısından koyarsan senin için şanslı olur. Çünkü onlardan 3 tane yaptığında 10 puan alacaksın. Oo, sende çok fazla nigiri varmış. Ama wasabi nigiri yok. O zaman ben ne yapayım? Çin mantısı az olursa puanı az oluyordu. Wasabi nigiri pudingi beklemeyelim. Çin mantısı koyayım. Biriktirelim Çin mantılarını. Ben bir tane daha koydum Elif. Bunu da sana gönderiyorum. Tamam. Ben sana. Sen de bana gönderdin. Senin elinde bir tane wasabi olacaktı. Ben wasabiyi buraya koydum mu? Wasabi nigiri arkadaşlar, bunun üzerine koyduğum zaman bu 3 puandan 9 puana çıkıyor. Yani 3 katına çıkıyor. Ben şu anda 9 puanı garantilemiş oldum. Kalamar nigiri. Şimdi ben bir tane daha koydum. Sen de oraya bir tane. Bundan bir tane daha koyarsan sashimi var mı sende? Yok. O zaman başka bir kart koyacaksın. Olabilir, evet. Tamam. Somonlu nigiri 2 puanmış. Onun üzerine bir tane wasabi nigiri koydun mu? O da 2 puandan 6 puana çıkacak. Şimdi bak, ben sana mesela şimdi ne göndereceğim? Sashimi göndereceğim bir tane daha. Sen bu sashimi onların yanına koyduğun zaman sen de 10 puanı garantilemiş olacaksın. Tamam. Ver elindekileri bana. Böyle bir şey. Evet. Böyle bir oyun işte. Çin mantısı koyduk. Başka bir Çin mantısı daha gelirse, somonlu nigiri var. Puding var. Kalamar nigiri. Kalamar nigiriyi ben buraya koyayım. Keşke sen de kalamar nigiriyi koysaydın oraya. Wasabi var mı, wasabi kartı? Şu ağlayan kivi gibi bir şey var. Var mı ondan? Arkadaşlar oyun böyle bir oyun. Oyun var mı? Oo, sen onu koyacaksın. Şimdi 10 puanı kazandın işte sen de. Şimdi ben de mesela bakın, oyunu burada bitirseydik ne olacaktı? Bende ne var? Bende kalamari nigirinin üzerine wasabi koyduğum için 3 kere 3 9 puan burada var. Çin mantısının bir tane Çin mantısı olduğu zaman 1 puan veriyor. 10 puan ben almış oldum. Bir tane daha kalamarlı nigiri var. Bu da 3 puan.
13 puanım var benim. Elif senin kaç puanın var? Elif'in de bakın 3 tane saşimi koyduğu için onun da orada 10 puanı var. Bir de yanına somonlu nigiri koyduğu için 2 puanda, 12 puanda Elif'in var. Ya bu kazandı. Kim kazandı? Elindeki kağıtları da hadi katarsak kiminde daha çok puan var? Bunlara göre sayabiliriz. Puding var mı mesela sende? Somonlu 2, 4. Bu kalamarlı 7, 10. Yok mu? Tamam. Bak göster. Benim bakın burası 9 puandı. 9 puandı. 1 puan da bu. 10 puan. 3 tane bunlar da 9 puan. 19, 19 puan oldu. 6 da bu. 25 puan. Puding. Puding de bende bir tane olduğu için arkadaşlar bu da 6 puan oluyor. Çünkü Elif'te hiç yok. Onun için en fazla olana 6 puan veriyordu galiba değil mi? En fazla olan evet 6 puan veriyordu. Yani benim ne oldu burası? 10, 19, 25, 31 puan benim. Seninkilere bakalım Elif şimdi. Aç bakalım. Heh, şimdi mesela bak şu ikili 5 puan aldı senin Elif. Wasabi nigiriyi mesela şu somonlu nigirinin üstüne koy Elif. En baştakinin üstüne koyuyorsun evet. O 4 puana çıkmış. Yok. 6 puana çıkmış oluyor. 10, 16. Yumurtalı nigiri 1 puan. 17. Çin mantısı 1 puan. 18. Bu da 5 puan da burası. Yok. 6 puan da burası. Yok, 2 liset 5 puan. 18, 5 daha. 23. Şimdi bununla da 2 kartı takas edebiliyorsun Elif. Bence şu Çin mantısını ve yumurtalıyı takas edebilirsin. Buradan iki tane sana başka kart verebiliriz. Aa, gene yumurtalılar çıktı. Ne kadar şanssızsın. Sen seç şuradan. İki tane kart seç. Evet seç bakalım. Tamam bir tane daha seç. Tamam. Ay. Tamam birini ver bana. Aç bakayım onları. Belki onlar da evet puding sana da geldi. O zaman pudingleri paylaşacağız. Çin mantısı iki tane olduğu için de Çin mantısındaki puan da senin 3'e çıktı. Bak şimdi bak. 8. Oradan sonra orası da 10'du 18. Çin mantısı 3 puan 21. Nigiri de 6 puan 27. Pudingde de yarısını 3'ünü sen alıyorsun 27. 30 oldu. Benim kaçtı? Benim de 30'du. 3'ünü geri verdiğim için 27 sen kazanmış oldun. Evet. Yani oyun çok uzun sürecek bir oyun. Yani böyle oturacaksınız. Bunu keyifli keyifli oynayacaksınız. Biraz da kafa da yoracak bir oyun. Elinizdeki kartları, gelecek kartları düşüneceksiniz. Hesabı yapacaksınız. Matematiğinizi kuvvetlendireceksiniz. Ben beğendim yani oyunu. Ama böyle daha böyle vakit ayırarak oynamak lazım arkadaşlar. Deneyin siz de diye söylüyorum size. Kaç lira olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. İnternetten aldım. Siz şimdi soracaksınız kaç lira kaç lira diye. Bilmiyorum ama zevkli bir aile oyunu aslında. Böyle arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Böyle küçük hesaplar yaptığınız için matematiğinizi de geliştirir. Evet evet ne evet evet. Bir arkadaşlara öpücük gönder. Alina korumada hala. Bebişleri koruyor. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bir öpücük gönder. Bay bay.